Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Çin'de geçen bir kelimeye, Çin'de geçen karakterlere göre arama yapmayı sizlere aktarmak istiyorum. Tabii bu konuda da yine bul fonksiyonu, find fonksiyonu bizim için önemli olacak ama farklı senaryolarda kullanmak adına böyle bir çalışma yapayım. Yine dediğim gibi bunlar hep soru olarak bir şekilde geliyor, karşılaşıyor. Ben de zaman zaman derleyip sizlere video olarak arkadaşlar çekiyorum ve bu konuları size aktarmak istiyorum. Mehmet var mı bunların içerisinde gibi bakılabilir. Biz şunu biliyoruz. Bul find'ımızı bir kullanalım. Bir şeyin içerisinde var mı dediğimiz zaman, yani kelime anlamında tabii, şey anlamında bul'u, find'ı kullanalım. Gerçi search'ü de bul'u da aynı şekilde kullanabiliriz. Ne bulunacak? Bu bulunacak. Sabit olalım, aşağı doğru çek. Neyin içerisinde? Bunun içerisinde başlangıç sayısı ver diyoruz başta. Hata verdiği anda burada yok demektir. Mehmet var. Bunu şu şekilde var yok şeklinde getirelim. Onun için ne diyebiliriz? E sayıysa. E sayıysa, yani onu sayı olup olmadığına bakacak. Yanlışlar evet sayı, doğrularda doğrular evet sayı, yanlışlar değil. O zaman eğer içine aldığımız, if içine aldığımızda ne dememiz lazım? Madem e sayı doğruysa burada var demektir, öbür türlü de yok demektir. Evet, Mehmet var. Var olanlar da işte kırmızı olsun, sarı olsun diyebilir veya bunun üzerinde Mehmet geçenleri aynı şekilde bulabilir miyiz? Olabilir tabii. Onu da ne yapabiliriz? Formülümüzü alıp şuraya kadar olanı, el sayısı kadar olanı alıp konuşma formatını, koşullu biçimlendirmenin içerisine formül olarak da yapabiliriz. Varsa mavi olsun. Evet. Mehmet, Ahmet diyelim. Çok güzel. Var yok. Bakılıyor. Peki hem Ahmet varsa ve hem de İzmir varsa gibi nasıl olacak? O zaman bir de burada İzmir'i arayacağız. Nasıl yapalım? Aynısını yapacağım. Endli bakacağım. Ama isterseniz aşama aşama yapalım. Şunu da böyle alıp bu da yaptığımız gibi bu sefer buraya çakalım. Neye bakacak olsun? A2'ye değil de neye bakacak? B2'ye bakacak. Onu hallettik. A7'ye değil de B7'ye bakacak. Evet. Bakın. Varlar varlar geldi. O zaman burada iki tane var varsa böyle bir şey var diyelim. Bunu da yazalım. Yani tamamıyla aslında doğaçlama yapıyorum. Sadece içinde var mıdan yola çıkmıştım. Buradaki tabii bu sefer site varsa bu ve bu da var varsa anlamında olabilir. Tek formüle de indirgeyebiliriz. Buradaki ve oradaki varsa. O zaman end kullanacağız. Buradan V'yi çakalım içine. Burası eşittir var. Çift tırnak kullanıyorum. Ona dikkat edin. Burası eşittir. Bu kıyafetin sol üstündeki oya düşündü olan yerde. Burada varsa döndüm. O zaman demek ki var, öbür türlü yok. Evet. Var, 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 yok. Varı yeşil yapsak. Varsa mavi olsun bakalım. Ahmet Bey'in şunlara ihtiyacım yok, değil mi? Gizleyebilirim. Bu gizlemenin amacı bu anlamda.
Şimdi Ali yazdım. Hiç yokmuş. Ahmet yaz. Suat yazayım. Su olsun. Daha belki ondan başka bir yazılır. Suat yazdım. İzmir yazdım. Evet, varmış. Suat yazdım. Ankara yaptım. Ankara gibi. Bakın, çift taraflı arama yaptık. Suat ve Ankara buradaymış. Bu alanları buradan bulmuş olduk. Suat olup Ankara olup şundan büyük olan olsun gibi. Tabi bu anlamda hani filtre de yapabiliriz. Pivot tablo da yapabiliriz. Ama hani bazen kişiler hücre bazında görmek istiyorlar. Yoksa normalde Çin'de Suat geçen ve Ankara olanı tabii ki biz filtreleyerek bulabiliriz. Şundan büyük geçen de bulabiliriz. Ancak burada veri üzerinde hemen bunları görmek gibi yani bir filtreleme işlemi olsaydı diğerleri görünmeyecekti gibi arkadaşlar. Ya da bir metin aramayı her zaman başka yerde ihtiyacımız olabilir. Ve bu arayı bulmayı tekrar açalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kullandığımız fonksiyonlar bulla gidip bir yerde bir kelime var mı diye bulmak olacaktı. Biz iki tane bulduk. Ondan bir de büyük olan deseydik veya üçüncü bir şey olsaydı yine yapacaktık. Bundan büyük olanlar deseydik. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Bir de buradan bu rakamdan büyük bir şeklinde şeyimiz olacaktı. Onun için de bayağı bildiğiniz bir sanki if çekmemiz gerekiyor. Hemen yazalım. Eğer buradaki rakam büyüktür, buysa ona var diyelim ve ona yok diyelim. Ondan sonra yok 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 var var var. Tamam ama fark etmiyor ki. Bizim önemli olan üçümüzün var olması zaten. Burayı artırıp buradaki şeyi artırıp V'yi bir tane daha ekleyelim. F'nin de var olması durumunda bizim işimiz şu anda oldu. 10 bin lira isteseydim, o da var zaten. 20 bin lira deseydim hiç yok olacaktı. Nasıl oldu? 20 bin lira. Ha, bu aşağı çekmedim galiba ben. Evet. 20 bin lira yazdık. C2. Sabit en basit hatalarımızı ben yapar oldum. Evet, yoktur gördüğünüz gibi. 10 bin lira yazarsam bir tane var olacağı. Bunlar kapanabilir. Yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bir tane daha yapalım. İçinde K geçen bir taneymiş. Peki Ö geçen alalım. Tamam, çok var, güzel. Şimdi sileyim. Ö geçen Ankara olan İzmir olan. Hepsinde İzmir'de geçiyor. İzmir geçen. Ve olup İzmir geçen. Var aslında ama Manisa diyelim. Bir tane olacak. Bir defa o 1000 liradan büyük de. Rakamı küçük tutayım. Tamam. Manisa olan şey. Buradaki Manisa'ları da boyattıralım ilgili olarak. Eşitse yok, çevirse diyelim. Evet. Tamam. Manisalar olup da sonra cirosu bundan büyük olanları da yapabiliriz. Ama biz üçü de sağlayacaksa diyebiliriz. Burada büyüktür. Neden büyüktür? Bundan büyüktür. O doğru. Yine mavi yapalım. Tamam. Ama biz üçünü istiyoruz. Bir tane daha yapalım. A geçen. İçinde A geçen. Bir tane. Her geçen.
Tamam. Üç tane var. Güzel. Ergeçen ve Manisa değil de İzmir olan. Tamam. Ergeçen, İzmir olan hiç yok. Bir tane 444 liralık var herhalde. 300 lira deseydim bir tane olacaktı. Görmüş olduğunuz gibi böyle varları yokları. Daha çok burada metin arama bizim için önemli. Başka senaryolarda da kullanabileceğimiz şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu da bitiriyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bir kelime, buradaki bir kelime, buralarda var mı? Varsa var yok diyebiliriz. Veya renklendirebiliriz veya diğerlerine bakar. Bu istediğim şeyleri burada bulmuş olabilirim. Tüm satırını da renklendirebiliriz. Şunun için önlerine veya işte var yok diye bir kendimize farklı bir renkte belki kırmızı olabilirdi. Böyle bir çalışma yapacağız. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.